28 Şubat davası sanığı emekli Orgeneral Teoman Koman 77 yaşında hayatını kaybetti. O Türkiye tarihini etkileyen birçok olayda adı en çok geçen askerlerden biriydi. 1956 yılında harp okulundan mezun oldu. Kısa süre sonra Başbakan Adnan Menderes ve iki bakanın idam edildiği Yassıada'da görev aldı. Yassıada'da komutanı Albay Tarık Güryay'ın yaveri oldu. Adnan Menderes'in idamı beklerken çekildiği iddia edilen fotoğrafta ayakta duran asker de komandı. Yassıada'da hakkındaki iddialardan en önemlisi ise tutuklu Başbakan Adnan Menderes'e tokat attığı iddiasıydı. Teoman Koman, MİT müsteşarlarının askerler arasından atandığı dönemin son temsilcisi oldu. Kenan Evren'in Cumhurbaşkanı, Turgut Özal'ın Başbakanlığı döneminde MİT müsteşarlığı görevine getirilen Koman, 1988-1992 yılları arasında bu görevi yaptı. Koman MİT müsteşarlığı sonrasında yeniden Türk Silahlı Kuvvetleri'ne döndü. Bu kez adı Susurluk olayıyla anılmaya başlandı. Kazanın olduğu gün jandarma genel komutanıydı Koman. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kurulan Susurluk Komisyonu Koman'ın da ifadesine başvurmak istedi. Ancak o bu talebi reddedip ifade vermeye gitmedi. Koman'ın jandarma genel komutanı olduğu dönem ayrıca Doğu ve Güneydoğu'da faili meçhul cinayetlerin arttığı, bölgede JITEM adının sıkça duyulur hale geldiği dönemdi. Teoman Koman, askeri makamlarca varlığı hep inkar edilen JITEM'i duyduğunu söylemiş ama hemen eklemişti. Duydum, hatta yoktur deyince kıyamet koptu. Jandarma İstihbarat Kurumu olarak kendi arasında personelle kurulmuş böyle bir devlet kurumu yoktur. JITEM yoktur. Kötü niyetli insanlar kullandı diye bir emir yayınlandı. Güneydoğu'da o tarihte görev yapan kişiler kendi aralarında kurmuşlar. Bunlar yasaklanmış. Benim tarafımdan da yasaklandı. Sonraki yıllarda bir gazetecinin faili meçhuller neden bir anda bıçak gibi kesildi sorusuna çok tartışılacak ve unutulmayacak bir yanıt verdi Teoman Koman. Demek ki gerek kalmadı dedi. Ancak tanık olarak katıldığı Ergenekon davasında bu ifade hatırlatılınca şaka amaçlı alay ederek söylediğim sözlerdi diye düzeltti. Necmettin Erbakan'ın başbakanlığı döneminde jandarma genel komutanı olan Orgeneral Teoman Koman'ı, dönemin bakanlarından Teoman Rıza Güner'i Habertürk televizyonunda katıldığı Başkent Gündemi programında anlattı. Bana merhum Necmettin Erbakan'ı başarılı bulduğunu ve sevdiğini söyledi dedi. Tarihe en uzun MGK olarak geçen 28 Şubat MGK'sından hemen önce yapılan görüşmeyi de aktardı. Teoman Paşa'dan randevu istedim. Randevuya cevap şu şekilde geldi. Vaktim çok dar, sadece 15 dakika görüşebilirim diye geldi. Komutan görevliyi çağırdı ve diğer randevuların iptal edilmesini istedi. Bizim görüşmemiz 2 saatten fazla sürdü. Milli Gençlik Vakfı imzalı bir bildiri çıkarttı çekmecesinden. Dedi ki siz bunun için ne diyorsunuz? Ben o bildiriyi yanıma aldım. Daha sonra kendisini aradım. O günkü başkan Nevzat Daleli'yi aradım. Nevzat Daleli Bey de o bildiriyi sonradan dağıtıldıktan sonra haberdar olduklarını ve Gölcük Komutanlığı'na ve Gölcük Savcılığı'na o konuyla ilgili suç duyurusunda bulunduklarını belgesini gönderdi. Ben bu görüşmeyi hemen Sayın Başbakanımıza aktardım. Ve bir sonraki Milli Güvenlik Kurulu toplantısına da birkaç gün vardı. Hocamız beni davet etti, Başbakanımız, rahmetli Erbakan Hocamız. Ve nasıl bir konuşma yaptınız ki dedi. Ben paşanın çok etkilenmiş olduğunu gördüm. Çünkü orada diğer paşalar bir kısım belgelerle konuşmalar yaparken ya aslında araştırmamız gerekiyor, belki doğru olmayabilir gibi sözlerle müdahalesi oldu.